Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkekli milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz. Merhaba sevgili izleyiciler. Erken seçim gündeminde elimizden geldiğince hem gündemdeki olayları, gelişmeleri hem de siyasi partilerin çalışmalarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu süreçte sevgili izleyiciler HDP belki de siyasi olarak en çok baskı gören partilerin başında geliyor. Eski eş genel başkanları halen tutuklu, pek çok çalışanları, partilileri tutuklu, yargılanmakta. Ve Selahattin Demirtaş, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı da ancak cezaevinden tabii bir şekilde iletebildiği kadar mesaj iletmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz de HDP'nin bu kampanya sürecini, belki milletvekili aday profillerini, sahada neler yaşadıklarını, Selahattin Demirtaş bugün birkaç dakikalık da olsa kısa bir miting yapabildi, en azından sosyal medya üzerinden. Bunun biraz ayrıntılarına bakacağız ve konuğumuz da HDP İstanbul Milletvekili ve yeni seçimde de yeniden milletvekili adayı olan Filiz Kerestecioğlu. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii yoğun bir temponuz var. Ben hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederek tabii ki. Şimdi pek çok yerde tabii AKP'yi zaten bangır bangır duyuyoruz. İşte nispeten Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer veriyorlar. Diğer partilere pek fazla yer yok. HDP'ye hiç yer yok. Diğer partilerin seçim vaatlerini duyduk ama HDP'nin seçim vaatleri ya da ülkenin sıkıntılarına yönelik ne gibi çözüm önerileri geliştirdiklerini net olarak duyamıyoruz. Dolayısıyla ilk önce bununla başlayalım. Kampanya sürecinde tabii anlatmaya çalışıyorsunuz ama bir de bir gün medya izleyicilerini anlatırsanız seviniriz. Tabii bizim aslında vaat olarak değil, yani biz böyle vaatler partisi değiliz. Dün Ankara adayım bu arada ben. Ankara 1. bölgeden adayım. Artık İstanbul milletvekiliyim ama İstanbul'dan aday değilim bu dönemde. Ankara 1. bölge adayım. Ankara'da dün Haymana'da özellikle çalışmalardaydık. Bütün köyleri dolaştık. Orada da aynı şeyleri ifade etmeye çalıştım. Vaatler insanlarla, yani yerelin güçlenmesiyle, yerel demokrasinin güçlenmesiyle ve onlarla birlikte yapılabilecek olan bir şeydir. Öyle hayata geçebilir. Tabii ki öngördüğümüz, tasarladığımız şeyler var ve bu eminim ki aslında herkesin gönlüne hitap eden şeyler. Baktığımızda emek sömürüsünün ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz bu ülkede. Vergi adaletsizliğinin ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Öncelikle vergi adaletini gerçekleştirmek hedeflerimizden bir tanesi. Bu emek sömürüsünü ortadan kaldırmak için. Yurt dışına kaçırılan paraları, bunun dışında sürekli rant ve işte yıkım üzerine kurulan bir ekonomiyi, savaş politikaları üzerine kurulan bir ekonomiyi inşa etmek ve halktan, emekten yana ekonomi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Asgari ücretin 3.000 lira olması, kadınların erken emekli olması ve bütün kadınların aslında evde de çalışan kadınlar yoğunlukta olduğu için bu çalışmalarının sosyal güvenceye kavuşturulması, her mahallede kreşler açılması, bunun ciddi bir istihdam yaratacağını da aynı zamanda öngörüyoruz biz. Gibi ekonomik emeklilerle ilgili de aynı şekilde hedeflerimiz var. Ama bunun dışında esas olarak başta söylediğim gibi yerel demokrasinin güçlenmesi ve insanların aslında diyelim ki Haymana'da bir süt kooperatifi kurmak istiyorlarsa bunun kararını kendilerinin vermesi ve bizim buna ön
olmamız, onlara gereken desteği sağlamamız ya da başka bir yerde bir tarım hayvancılıkla ilgili başka bir şey yapılmak isteniyorsa ya da bir yerde bir kadın sığınağı açılmak isteniyorsa bunları aslında insanların taleplerini öngörerek bizim kamuslarda bu ülkede mevcut. Dediğim gibi vergi adaleti bunu sağlar, kaçırılan paraların geri getirilmesi bunu sağlar, 1100 odalı sarayın ışıklarının sönmesi ve başka türlü kullanılması, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin %90 azaltılması, savaşa değil bu yatırımlara bütçe ayrılması, bütün bunları sağlayabilir durumda Türkiye'de ve bunları gerçekleştirebilir. Şimdi zorlu bir kampanya süreci dedik. Ya bitirdiniz zannettim bu arada. Evet, evet. Zorlu bir kampanya süreci dedik. Zorlu bir kampanya süreci. Sahada yaşadıklarınızı zorlu bir kampanya süreci. Çünkü merak ediyoruz bir evet. de. Tabii şimdi çeşitli yerlerde saldırılar oluyor maalesef. Aslında biz 3 yıldır görülmez bir partiyiz. Bunu mecliste de ifade etmiştik. HDP görmez medya oluşturuldu diye. Gerçekten HDP görmez bir medya var. Bu aynen 3 yıldır olduğu gibi devam ediyor. Evet, Cumhurbaşkanı adayımız da aynı şekilde görünmez kılınmaya, hatta sürekli kriminalize edilmeye çalışılıyor. Biz bu anlamda basında ciddi olarak yer bulamıyoruz ve işte özgür basın vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla kendimizi görünür kılmaya gayret ediyoruz. Ama alanda ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve hakikaten hayatın her alanında çok ciddi bir ışık ve kucaklaşmayla karşı karşıyayız. Bütün engellemelere rağmen bunu da ifade etmek isterim. Tabii ki eşit ve adil bir seçim süreci yaşandığı söylenemez. Biz başta olmak üzere birçok muhalefet partisi için bunu söylemek mümkün. Onlara da çünkü yer yer baskılar oluyor. Ama bu işte aslında bir gidişin göstergesi, bir inişin göstergesi. Bunu da böyle görmek lazım. Tabii ki asla rehavete kapılmamak lazım. Bunu her yayında ve herkese söylüyorum. HDP'nin baraj sorunu Türkiye'nin baraj sorunudur aslında. HDP baraj altında kalırsa 70-80 milletvekilinin AKP'ye gideceği düşünülürse bu Türkiye'nin geleceği açısından çok vahim bir durum olacaktır. O nedenle herkesi bu konuda duyarlı olmaya, hassas olmaya ve aynı zamanda da seçim günü sandıklara, oylarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Tabii tam bu noktada HDP'nin yine zorlu bir süreci var. Çünkü tam da oy yoğunluğunuzun olduğu bir bölgede Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda evet. sandıkların birleştirileceğini ve taşınacağını biliyoruz. Önemli de bir sayı tabii. Özellikle o bölgeye yapılması güvenlik kaygısıyla deniyor ama size ne düşündürüyor? Bu özellikle yapılmış bir baskı mı sizce? Kamuoyunda böyle bir algı da var çünkü. Ve o noktada yani taşınan ve birleştirilen sandıklarla ilgili bölgedeki çalışmalarınız nasıl olacak? Şimdi tabii ki güvenlik aslında özgürlükleri engellemek için dünyanın yeni modelinde, sadece Türkiye'de değil aslında dünyanın birçok ülkesinde kullanılan ve insanları bir tür kandırmaca ya sevk eden bir anlayış. Şimdi o olanların güvenlikle falan bir alı yok. İnsanlar, HDP seçmeni olmayan ya da işte koşu köyleri olan, AKP seçmeni olanların olduğu yerlere taşıma ve bir kargaşa seçmenlerinde korku yaradı. En son değiştirdikleri işte seçim yasasıyla en önemli noktalar buydu. Biri mühürsüz oylar. Filiz Hanım, mesela sesiniz kesik kesik geliyor. Bir internet sıkıntısı yaşıyoruz galiba. Sevgili yönetmenimden rica edeyim, hızlıca bir tekrar arama olasılığımız var mı yayını kapatmadan? Hemen sizi tekrar arayalım, kapatıp daha sağlıklı bir iletişim tamam. kuralım.
küçük bir sıkıntı var. Net tamam. Duyamıyoruz sizi. Ben de yayını kapatmadan kısaca bir toparlama yapayım. Sevgili izleyiciler, HDP'nin seçim kampanyasını ve bu süreçte yaşadıklarını konuşuyoruz. Birazdan yeniden HDP'nin İstanbul milletvekili ve yeni seçim sürecinde de Ankara'dan milletvekili adayı olan Filiz Kerestecioğlu yayınımıza katılacak. Filiz Hanım tabii önemli noktalara değindi. Şu dakikaya kadar söylediklerinden belki kısa kısa sizlere başlıklar verebilirim. Şimdi çözüm önerileriyle ilgili, onlar seçim vaadi demiyor, genellikle seçim vaadi denir ya, toplumun sıkıntılarına yönelik çözüm önerilerini sordum. Emek sömürüsünü ortadan kaldırmak için vergi adaletsizliğini çözmek öncelikli hedefimiz dedi. Zorlu bir kampanya süreci geçiriyoruz dedi Filiz Hanım. Çeşitli yerlerde saldırılara uğruyoruz. HDP'nin görmez bir medya oluşturulduğunu ve bunun 3 yıldır sürdüğünü de, medyada tam anlamıyla yer alamadıklarını da ifade etti. Ve sahada yaşadıkları, taşınan ve birleştirilen sandıklarla ilgili bölgede neler yapılacağını konuşuyorduk ki kısa bir kesinti yaşadık. Hemen yönetmenime sorayım. Hazır mıdır bağlantımız? Çok kısa bir aradan sonra gerçekleştireceğiz. Şimdi HDP'nin tabii enteresan bir milletvekili profili, çeşitliliği de var sevgili izleyiciler. Örneğin pazarcılık yapan bir adayları var. Birazdan Filiz Hanım'a bu milletvekili adayları ile ilgili, profillerle ilgili nelerin amaçlandığını, nasıl bir mozaik oluşturulmaya çalışıldığını da soracağım. Tabii öne çıkan isimler var. Geçtiğimiz hafta biz de konuk etmiştik. Ahmet Şık ismi, Veli Saçılık ismi. Barış Atay ismi tabii ön plana çıkıyor ama örneğin Afrika kökenli Türkiye'li bir adayları da var. Filiz Hanım karşımızdaymış. Hızlıca sorularımızı ona soralım. Yeniden merhaba. Merhaba. Umarım evet. Net duyuyoruzdur. Hızlıca ben sözü size bırakmak istiyorum. Şimdi evet, bu sandık taşımalarından söz ediyorduk ve bunların evet. Aslında neden olduğunu ifade etmiştim. Herhalde onlar yayına girdi, bilmiyorum ama. Oradan baştan alalım, olan, kesik kesikti. Yani o bölgede neler yapacaksınız, çalışmalarınızı nasıl bir doğrultuda ilerleteceksiniz? Şimdi esas olan gerçekten HDP seçmeninin oy kullanmaması ve HDP'nin baraj altında bırakılması. Yani bununla hedeflenen tamamen bu. Son seçim yasasında özellikle bunu yaratmaya çalıştılar. Güvenlik diyerek aslında özgürlükleri engellemeye çalışıyorlar. Ve bunun dışında da mesela isteyen herkes işte aslında sandık başına güvenlik görevlilerini çağırabilecek. Bunlar da sakıncalı maddelerdi o seçim yasası değişikliğinde. Şimdi biz nereye olursa olsun seçmenlerimizi taşıyacağız. Yani bunun için gerekenleri yapıyoruz. Kimse bundan endişe etmesin. Ama bunun başta da dediğim gibi bir seçim olmadığı ortada. Bunun dışında avukat örgütlenmeleri var. Yani geçen hafta Ankara Barosu'nu da ziyaret ettim. Çok sayıda avukat sandık başında görev almak üzere örgütleniyor. Bir de Adil Seçim Platformu'nda yer alıyoruz. Bütün partilerin ve farklı seçim organizasyonlarının, gruplarının yer aldığı bir platform bu. Bunlar umut verici şeyler. Bu anlamda kimse umutsuzluğa kapılmasın ama herkes gerçekten her anlamda sandığına, oyuna sahip çıkmalı. Vatandaşa da çok büyük görev düşüyor bu anlamda. Adaylarımız açısından baktığınızda, aday profillerimizde, sizler de sadece erkek adaylarımızı görmeyiniz lütfen. Çok sayıda kadın yok, adayımız öne var. Öne çıkanları bir evet. İki isim sadece hızlıca size bağlanacağım diye, öyle anlaşıldıysa aman diyeyim. Yok, sadece size özgü bir şey değil. Hani HDP görmez medya olduğu gibi kadın görmez medyada söz konusu olduğu için genelde maalesef böyle olabiliyor. Evet, sizin de değindiğiniz gibi tarım işçisi bir kadın adayımız var. Onun dışında çok sayıda aslında zaten var olan kadın milletvekillerimizden de adaylarımız var ve kadın adaylarımız var.
Şimdi biz bir kadın partisiyiz derken bunu boşa söylemiyoruz. Hakikaten bizim kadın adaylarımız hep ön sıralarda ve mecliste nasıl kadın milletvekili sayısını yükselttiysek bundan sonrasında da aynı şeyi hedefliyoruz ve kadın sözünü mecliste daha görünür kılmayı, daha fazla görünür kılmayı, hatta geçen dönemden de daha fazla. Bunlar önemli şeyler ve bu çeşitlilik aslında işte bir Afro Türk adayımızın da olması, Ermeni, Süryani ya da farklı inanç ve kimliklerden adaylarımızın olması bizim bir Türkiye hayalimizin HDP'de tezahürü. Eğer HDP'de olan aslında Türkiye'de olsa, yani bu kadar farklı insanların bir arada olabileceği ve konuşabilecekleri, diyalog kurabilecekleri ve politika yürütebilecekleri Türkiye'nin gerçekliğinde de olsa zaten bu ülke çok farklı bir ülke haline gelir. Bir de tabii hedeflerimizden ilki OHAL'i kaldırmak ve demokratik bir anayasanın temellerini atmak. Bununla ilgili çok sayıda aslında girişim ve çalışma olmuştu. Bütün Türkiye sattığında demokratik bir anayasaya ilişkin insanların sözlerini, partilerin sözlerini, kurumların sözlerini duyarak ve ortaklaştırarak bir çalışma yürütmek de en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü Türkiye'de bir demokrasi krizi var diyoruz ve bu demokrasi krizi aynı zamanda ekonomik krizi de derinleştiriyor ve tetikliyor. Türkiye'de barış olmadan, Kürt sorunu çözülmeden demokrasi mümkün değil. Demokrasi mümkün olmadan, bunun şartları da oluşturulmadan ekonomik krizi de alt etmek mümkün değil. Orta Doğu'da da barışın öncüsü olabilecek bir ülke olma ihtimalimizi seviyoruz. Evet, bu arada bugün Selahattin Demirtaş birkaç dakikada olsa işte eşini arıyor. Eşinin HDP Genel Merkezi'nin hesaplarından da izleyebilirler. Bunu da belirterek ifade edeyim. Evet. Küçük çaplı bir işte cezaevinden iletebildiği kadar mesajlarını iletiyor. Küçük çaplı bir miting yapıyor. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü Cumhurbaşkanı adayınız halen tutuklu. Bu arada bir gelişme var mı? Evet. Çünkü bir taraftan da müracaatlarınız devam ediyor serbest bırakılmasına yönelik. Evet, evet. Hayır, henüz bir gelişme yok. Bu kadar güçlü bir siyasetçiyi zaten karşılarına almak istemiyorlar. Kendisinin de mesajlarımı iletin prompter gazisine, elden ele dolaşsın dediği gibi prompter arkasından konuşabilenler bu kadar güçlü bir sesi karşılarında görmek istemiyorlar. Bu da ne kadar eşitsiz aslında bir yarış tırnak içerisinde olduğunu gösteriyor. Hatta Kettle'lar tutuklanıyor. Yani Kettle resmi yapanlar, onu duvarlara yapıştıran öğrenciler de propagandadan neredeyse gözaltına alınıyorlar. Bu kadar vahim bir durumda propaganda özgürlüğü, düşünce ifade özgürlüğü. Ama biz bu eşitsiz koşullara rağmen halkla buluşuyoruz ve Selahattin Demirtaş'ı da, bütün tutuklu arkadaşlarımızı da oradan alacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz gerçekten. Hı hı. Anketler için artık birkaç yıldır özellikle manipülasyon yapmak üzere aslında açıklanıyor gibi bir yorum yapılıyor. Bir kamuoyu oluşturmak üzerine deniyor. Fakat yine de son yapılan anketlerle ilgili görüşünüzü de alayım. HDP tam sınırda görünüyor. Sizdeki çalışmalar ne yönde? Seçime tabii vakit var henüz. Fakat son anketleri de sormuş olayım. Şimdi bunu az önce de söyledim. Biz aslında gücümüz var, güçlüyüz, potansiyelimiz var. Ama şu andakine bir adil seçim yarışı demek mümkün değil. Yani sizin de söylediğiniz taşınan sandıklar, çalınacak oylar, yapılan engellemeler, bütün bunları gözettiğimiz zaman hakikaten HDP'nin baraj sorunu olduğunu düşünmek zorundayız. Biz kolaylıkla biz bu barajı aşarız, çok rahat bir durumdayız diyemeyiz. Ama bu sorunun HDP'nin sorunu değil, tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu da
bir kez daha ifade etmek isterim. Çünkü kilit olan parti biziz ve eğer biz barajı aşamazsak ve şu anda baraj sadece bizim için var, başka ittifaklar söz konusu olduğu için, biz barajı aşamazsak 70-80 vekilin AKP'ye gitmesi anlamına gelir bu. Dolayısıyla o zaman AKP'nin iktidarı kaybetmemesi anlamına gelir. Yani buna tüm Türkiye'nin karşı durması ve izin vermemesi gerekir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hanım. Ben de size teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar, özgür yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Seçim kampanyanızda da başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, HDP İstanbul Milletvekili ve yeni dönemde Ankara adayı olan Filiz Kerestecioğlu ile seçim sürecini, HDP'nin kampanyasını, yaşadıkları baskıları ve özellikle taşınan sandıkların, birleştirilen sandıkların olduğu bölgelerde nasıl bir çalışma yürüteceklerini konuştuk. Bu yayını paylaşmayı unutmayın. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkekli milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz.